Şişli günlerdir iğrenç bir olayı konuşuyor. İddiaya göre mahalle bakkalının abi yıllardır sokaktan kim geçse taciz ediyordu. Önceki günde engelli bir genç kıza cinsel saldırıda bulunmak üzereyken yakalandı. Olayın şokunu atlatamayan mahalleli öfkeli. Açın şurayı, bu kızı dışarı çıkaracaksınız dedim. Kardeşim böyle şeyler olur mu burada? Kızın bacaklarını okşuyormuş severken, canım kızım, canım kızım diye. Hiç mi görmediniz, hiç tanık olmadınız? Mahalleli diyor ki yıllardır burada böyle şeyler yaşanıyor. Rahatsız ediyordu, milleti rahatsız etmiş olabilirim. Engelli genç kızı bakkalın deposuna soktu, cinsel saldırıda bulunmak üzereyken mahalleli tarafından yakalandı. Engelli kızı o depoya soktuğunu görüyor karşıdan. Karşıdan görünce diyor ki, koşun koşun kızı kurtarın diye bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Geldim ne oluyor dedim. Dediler ki aşağıya zihinsel engelli bir kızı indirdi. Ne olursunuz müdahale edin. Aşırı korkmuştu. Karı bulun beni evlendirin. Bana karı bulamadınız. Bana karı bulun. Çevreyi rahatsız ediyordu yani. Evet. Mide bulandıran olayın adresi Şişli. İğrenç olay işte bu bakkalın yanındaki depoda yaşandı. İddiaya göre 65 yaşındaki adam 29 yaşındaki zihinsel engelli genç kızı işte bu depoya soktu ve cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Yoldan geçen herkese asılan, laf atan, çoluk çocuk herkese sana şunu ısmarlayayım, bunu ısmarlayayım diyen bir adam. Biz mahallemize bu sapı istemiyoruz. Karşı apartmanda oturan bir hanımefendi olayı fark etti. Hemen diğer mahalle sakinlerine de haber verdi. Ve zihinsel engelli genç kız o sapığın elinden kurtarıldı. Kız mı hasta? Ya kardeşim böyle şeyler olur mu burada? Çıkarttın kızı. O kız zihinsel engelli. Herkes camlara çıktı. Kızı dışarı çıkardılar. Sonra o sapık içeride kaldı. Ama mahalleli bu sefer aşağı indi. Bir galyan oldu burada. Ancak mahalleli bakkala da büyük tepki gösteriyor. Çünkü abisinin yaptıklarına göz yumduğunu öne sürüyorlar. Ben dedi hiçten haberim yok. Ben bilmiyorum dedi. O kız oraya girecekti. O onu görmeyecekti. Ben de bıktım. Yani benim de herhangi bir ilgisi yok. 35 yıllık esnafım. Artık cezası neyse çıksın. Siz de gazoz ve saniye çalıp götürüyor musunuz oraya teslim hayır, ediyor musunuz? Hayır. Görmüşler. Sabahattin abi içeri gir. İçeri gir. Bak elim ayağım titriyor. İçeri gir. Burada yaşadığına şükret ki içeri gir. Otur. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adamı gözaltına aldı ve zihinsel engelli genç kızı taciz eden sapık tutuklandı ancak mahalleli tepkili. Çünkü o adamın serbest kalmasını istemiyor. Bu olayın ne ilk ne de son olacağını düşünüyor. Esnaf olaraktan çok lakayt insanlar bunlar. Konuşmalarıyla bile sarkıntılık yapıyorlar. Ben şahsen onu orada görürsem ben parçalarım onu.